yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte görevi sona erecek kişilerin yerine atanacak kişilerin planlamasını yaptı. CHP Anayasa Mahkemesi'ne ikinci defa başvurdu. HSYK kanunu resmi gazetede yayınlandı, CHP itirazını yaptı. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi görevden almaların başlayacağının sinyalini verdi. Bugün o görevlerin yerine eğer herhangi bir şekilde atama yapılır ise bu tahminimiz doğru çıkmış olacak. Bekliyorum. Onların yerine yeni atama yapılmasını bekliyorum. Ve bu açıklamadan 2 saat sonra HSYK'da isimler değişmeye başladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yetkisini jet hızıyla kullandı. HSYK Genel Sekreteri Engin Duran Göl görevden alındı. Yerine vekaleten Serdar Mutta getirildi. Adalet Bakanı'na olağanüstü yetkiler veren kanunla HSYK'daki 5 Genel Sekreter Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı ve 3 Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısının da kurulla ilişkisi kesildi. Adalet Akademisi Başkanlığı'na ise Danıştay üyesi Yılmaz Akçil getirildi. Akçil'in görevlendirilmesine ilişkin karar resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlandı. CHP, HSYK kanununun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak Yüksek Mahkeme kanunu iptal etse bile görevden almaları etkilemeyecek. Adalet Bakanı Bozdağ, HSYK üyelerinin hangi dairelerde görev yapacağını da kanundan aldığı yetki çerçevesinde kendi karar verecek.